7. sınıf İngilizce 2. ünite Sports konu anlatımı. Video içeriğinde do, go ve play fiillerinin kullanımı, the simple present tense geniş zaman, frequency adverbs sıklık zarfları, how often ve time expression zaman ifadelerini göreceğiz. Öncelikle ünite içerisinde geçen sporları ele alalım. Individual sports dediğimiz kişisel sporlar. Nedir bunlar? Hiking, cycling, wrestling, boxing, swimming, golf, archery, jogging, skateboarding, snowboarding. Bunlar individual sports olarak geçiyor. Hiking, doğa yürüyüşü, cycling, bisiklet sporu, wrestling, güreş, boxing, box, swimming, yüzme, golf, archery, okçuluk, jogging, koşu, skateboarding, kaykay, snowboarding ise snowboard olarak geçiyor. Team sports olarak futbol, basketbol, voleybol, handball, baseball, tenis şeklinde adlandırıyoruz. Indoor sports ise kapalı alanda yapılan sporlara biz indoor sports diyoruz. Bunlar tenis, basketbol, voleybol, swimming, karate, handball, yoga, futbol şeklinde sınıflandırıyoruz. Bu sporlar kapalı alanda yapılan sporlar. Outdoor sport ise dış mekanda yapılan sporlar. Bunlar hiking, jogging, skiing, snowboarding, cycling, climbing, archery gibi dış mekanda yapılan sporlar da bu kategoriye giriyor. Biz bu spor dallarını hangi fiillerle kullanıyoruz? Onlara bir bakalım. Do fiili ile kullandığımız archery, karate ve yoga. Bu tarz yani kişisel olarak, tek olarak yapılan sporlarda biz do'yu kullanıyoruz veya yoga gibi grup aktiviteleriyle beraber yapılan sporlarda biz do'yu kullanıyoruz. Go'da ise spor dallarının sonunda ing ile biten spor dallarını biz go fiiliyle kullanıyoruz. Yani swimming, hiking, jogging, cycling, skiing gibi. Play'de ise grup yani takım sporlarıyla ilgili sporlarda biz play'i kullanıyoruz. Buna istisna olarak golf ve buraya yazmamışız. O da chess yani satrançta da biz play fiilini kullanıyoruz. Ünitede geçen dil yapısı ise the simple present tense yani geniş zaman. Geniş zamanda biz günlük rutin işlerimizi, alışkanlıklarımızı, sevdiğimiz veya sevmediğimiz işleri ve genel geçer doğrulardan bahsederken yani değişmeyen doğrulardan bahsederken biz simple present tense'i kullanıyoruz. Bakalım şimdi yapısına. Geniş zamanda özneleri biz iki gruba ayırıyoruz. Bunlar I, you, we, they yani çoğul özne grubu. He, she, it ise tekil özne grubu. Biz bunları do ve does yardımcı fiilleriyle kullanıyoruz. Do'yu çoğul özne grubuyla, does'ı ise tekil özne grubuyla kullanıyoruz. Yapısına bakalım olumlu cümlelerde. I, you, we, they'de biz fiilin yalın halini kullanırken he, she ve it ise fiile s takısı ekliyoruz. Yani I watch TV, ben televizyon izlerim. You play computer games, sen bilgisayar oyunu oynarsın. We have breakfast, kahvaltı yaparız şeklinde biz olumlu cümle kurabiliyoruz. Tekillerde ise fiilin sonuna s takısı geliyor. Şurada gördüğünüz gibi he reads a book, o kitap okur. She rides a bike, o bisiklete biner. Veya she rides a horse gibi, o ata biner gibi biz geniş zamanda tekil öznelerle bu şekilde cümle, olumlu bir cümle kurabiliyoruz. Olumsuz cümlelerde ise biz yardımcı fiillerden faydalanıyoruz. Yani do ve does. The simple present tense'in yardımcı fiilidir. Biz bunlara not ekini ekleyerek cümleyi olumsuz hale getiriyoruz. Yani don't ve doesn't şeklinde. Don't ve doesn't'ı biz özne ve fiilin arasında kullanıyoruz. Yani I don't watch TV, ben televizyon izlemem. Veya they don't play computer games, onlar bilgisayar oyunu oynamaz gibi. Tekil öznelerde ise şöyle bir farklılık oluşuyor. He doesn't read a book. Bakın burada read'den sonra olumlu cümlede s takısı gelirken
olumsuz cümlede s takısı gelmiyor. Sebebi ise buradaki does olması. Zaten burada does ise do'nun s takısı almış halidir. Onun için biz s takısını yardımcı fiile eklediğimizden dolayı tekrar burada fiile ekleme ihtiyacı hissetmiyoruz. He doesn't read a book. O kitap okumaz. She doesn't ride a bike. O bisiklete binmez şeklinde cümle yapabiliyoruz. They ride a bike. Onlar bisiklet sürer. Birds don't like milk. Kuşlar süt sevmez. Bu da genel geçer. Yani değişmeyen, gerçeklerde kullanılır demiştik. Bu da buna bir örnek. She likes reading a book. O kitap okumayı sever. Bakın burada ana fiil like olduğu için sonuna s takısı alıyor. Özne tekil olduğundan dolayı. İkincide ise she doesn't play table tennis. O masa tenisi oynamaz. Burada ise bakın does yardımcı fiili var. Özne tekil olduğu için ve play fiili s takısı almıyor. He goes climbing. Olumlu bir cümle. Bakın s takısı alıyor go fiili. He doesn't go climbing. O tırmanış sporuna gitmez, yapmaz. Burada da does fiili geldiği için go, does yardımcı fiili geldiği için go s takısı almıyor. Sorularda ise yardımcı fiiller cümlenin başına gelir. Do yardımcı fiili çoğul özne grubuyla, does ise tekil özne grubuyla. Do you play computer games? Sen bilgisayar oyunu oynar mısın? Ya da do you watch TV? Televizyon izler misin? Do you have breakfast? Kahvaltı yapar mısın? Gibi soru yapabiliyoruz. Tekil öznelerde ise does he read a book? O kitap okur mu? Bakın burada yine read'den sonra s takısı yok. Sebebi does olması. Does she ride a bike? O bisiklet biner mi? Bisiklet sürer mi? Şeklinde soru yapabiliyoruz. Bunlara ise şu şekilde cevap verebiliriz. Mesela do you watch TV? Televizyon izler misin? Yes I do. Veya we olarak cevap verecekseniz, özne olarak biz diye cevap verecekseniz yes we do, yes they do şeklinde cevap verebiliyoruz. No I don't. Hayır izlemem. Yani do you watch TV? Televizyon izler misin? Hayır izlemem. No we don't. No they don't şeklinde olumsuz yapıyoruz. Tekil öznelerde ise durum aynı. Does he read a book? O kitap okur mu? Yes he does. Evet okur. Yes she does. Evet okur. Bayan için. Yes it does. Yani bunun sorusu farklı olabilir. Burada da canlı veya cansız veya hayvanlar için it'i kullanıyoruz. Orada da bu şekilde cevap verebiliriz. Olumsuz olarak no he doesn't. Hayır okumaz. Does he read a book? Hayır okumaz. No he doesn't. Does she ride a bike? O bisiklete biner mi? No she doesn't. Hayır bilmez. Veya no it doesn't gibi cevap verebiliyoruz. Örneklere bakalım. Does she play basketball? O basketbol oynar mı? Yes she does. Veya no she doesn't. Evet oynar veya oynamaz. Does he do karate? O karate yapar mı? Yes he does. Evet. No he doesn't. Hayır yapmaz. Do you do archery? Okçuluk sporu yapar mısın? Yes I do. Evet yaparım ya da no I don't. Hayır yapmam. Do they play volleyball? Onlar voleybol oynar mı? Yes they do. Evet oynar. No they don't. Hayır oynamaz. Simple present tense ile frequency adverbs dediğimiz sıklık zarflarını da kullanıyoruz. Nedir bunlar? Never asla, rarely nadiren, sometimes bazen, often sık sık, usually genellikle, always her zaman. Sıklık zarflarını biz özne ile fiil arasında kullanırız. Fakat emizardan sonra ise iş değişir. Emizardan sonra biz sıklık zarflarını kullanabiliriz. Öncesinde kullanamayız. Yani play, go gibi fiillerden önce emizardan sonra kullanırız.
Örneklere bakalım. He sometimes goes swimming. Bakın olumlu bir cümle ve sometimes'ı kullanmışız. Feel go, go'dan go ile özne arasında he arasında sometimes'ı kullanıyoruz. O bazen yüzmeye gider. I usually do my homework. Ben genellikle ödevimi yaparım. Bakın usually sıklık zarfı do'dan önce kullanılıyor. Fiilden önce kullanılıyor ve olumlu bir cümle. I am never late for school. Okula asla geç kalmam. Bakın burada ise to be fiilinden sonra demiştik. Yani emizardan sonra. Never kullandık. Bakın. Ve olumlu bir cümle. Okula asla geç kalmam. The weather is often rainy here. Burada hava sık sık yağmurlu olur. Burada da bakın yine emizar var. Emizardan sonra biz sıklık zarfını kullanıyoruz. Often. Bir işi günde, haftada, ayda, yılda kaç kez yaptığımızı belirtmek için kullandığımız bazı yapılar var. Zaman ifadeleri var. Once, twice, three times, four times, five times şeklinde. Once bir kez, twice iki kez, three times üç kez, four times dört kez, five times beş kez. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir ve iki. Yani once ve twice. Bir kez ve iki kez de kelime değişiyor. Ondan sonrakiler three times yani üç kez, four times dört kez şeklinde devam ediyor. Bu ten times'da da aynı, işte fifty times'da da aynı. Sadece ilk ikisinde değişiyor. Bunlara bakalım günler, gün içerisinde ya da aylarda nasıl kullanıyoruz? Once a day, günde bir kez. Twice a day, günde iki kez. Three times a week, haftada üç kez. Four times a week, haftada dört kez. Twice a month, ayda iki kez. Once a year, yılda bir kez şeklinde cümle içerisinde kullanabiliyoruz. Bu rakamları değiştirebiliriz. Tabii ten times olabilir, fifty times olabilir. Time expressions olarak bakalım early, erken, late, geç, everyday, her gün. Burada dikkat etmemiz gereken şey every kelimesi her anlamdadır ve geniş zamanda kullanılır. Bunu çoğaltabiliriz. Everyday, every morning, every evening, every month, every year, every week gibi bunları çoğaltabiliriz. Onun dışında at 9 o'clock. Yani saat 9'da at 10 o'clock diyebiliriz, at 5 o'clock diyebiliriz, at noon, öğleyin, at midnight, gece yarısı, at night, gece. In the morning, in the afternoon, in the evening. Bunlar da sabahleyin, öğleyin, akşamleyin şeklinde. Onun dışında on Sundays, pazar günleri, on weekends, hafta sonları, on weekdays, hafta içinde de bunları da yine simple present tense'te zaman ifadesi olarak kullanıyoruz. Cümle içerisinde görelim, toparlayalım. Bakalım öğrendiğimiz şeyleri. I go ice skating twice a week. Haftada iki kez buz patenine giderim. Buz pateni yaparım şeklinde. I don't go ice skating twice a week. Haftada iki kez buz patenine gitmem şeklinde. Burada olumsuz bir cümle. Do you go ice skating every week? Bu da soru cümlesi. Her hafta buz patinine gider misin? Yes I do. Evet giderim. No I don't. Hayır gitmem. Yani şurada geniş zamanı olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve cevapları şeklinde görüyoruz. Diğer bir örneğe bakalım. He sometimes play table tennis. O bazen masa tenis oynar. Olumlu bir cümle. He never plays table tennis. Evet olumlu gibi görünüyor fakat never olumsuzluk katar cümleye. O asla masa tenisi oynamaz. Olumsuz cümle ise şu şekilde yapıyoruz. He doesn't play table tennis. O masa tenisi oynamaz. Doesn't'la he olduğu için özne doesn't kullanıyoruz. I olsaydı, you olsaydı do yani don't kullanacaktık. Sorusu ise does he play table tennis every week? Her hafta masa tenisi oynar mı? Yes he does. Evet oynar ya da no he doesn't. Oynamaz şeklinde cevaplayabiliriz. Evet, ünite içerisinde how often yapısı geçiyor. Ne kadar sıklıkla anlamında kullanılıyor. Bir işi ne kadar sıklıkla yaptığını sorarken kullandığımız bir soru yapısıdır. Örneğine bakalım. How often do you play tennis? Ne kadar sıklıkla tenis oynarsın? I play tennis once a week. Haftada bir kez tenis oynarım.
Diğer bir örnek, how often do you brush your teeth? Ne kadar sıklıkla dişlerini fırçalarsın? I brush my teeth twice a day. Günde iki kez dişlerimi fırçalarım. How often does she read a book? Ne kadar sıklıkla kitap okur? She always read a book. O her zaman kitap okur. Burada how often'la sorduğum sorularda o iş ne kadar sıklıkla yaptığını belirtmek için sometimes, often, always gibi ifadeleri kullanıyoruz. How often does he go jogging? Ne kadar sıklıkla koşuya gider? He goes jogging twice a week. İki haftada bir koşuya gider şeklinde kullanıyoruz. Diğer sorular ise ünite içerisinde geçen birkaç soru var. Onlara da bir göz atalım. Which sports do you like most? Hangi sporu daha çok seversin? Jogging. Bunu çoğaltabilirsiniz. Futbol, basketbol şeklinde kullanabilirsiniz. Onun dışında what equipment do you need? Ne tür ekipmanlara ihtiyacınız var? Mesela masa tenisi için a racket and trainers. Raket ve spor ayakkabı. Evet, dersimiz burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğen atmayı ve bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.